Arkadaşlar herkese merhaba. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün çok önemli bir konudan bahsedeceğiz. Seviyelere göre nasıl matematik çalışılır? Biraz bundan bahsedelim istedim. Çünkü hepimizin temel sıkıntısı. Hepimiz öncelikle seviyemizi belirlemekte sıkıntı yaşıyoruz ve seviyemizi belirledikten sonra da nasıl matematik çalışmalıyız ya da matematiği nasıl çalışmalıyız? Bu noktada sıkıntılar yaşıyoruz. Şimdi gelin sizler için güzel bir sunum hazırladım. Bu sunumla beraber aşama aşama hangi seviyedeysek matematiği nasıl çalışmalıyız biraz bunlardan bahsedelim. Şimdi öncelikli olarak tabii ki en baştan başlayacağız. Birinci seviye matematiğim sıfır diyorsanız, matematikle aram hiç yok diyorsanız ne yapmalısınız? Biraz bundan bahsedelim. Öncelikle matematikte temel matematik işlemlerini halletmeliyiz. Yani temel matematik bilgileri ne demek tabii? Biraz bunu da açmak lazım. Hangi konular, hangi adımlarla öğrenilmeye çalışılmalı? Gelin biraz bundan bahsedelim. Şimdi, ekranda da gördüğünüz gibi, öncelikli olarak 4 işlem bilgisini halletmek zorundayız. 4 işlem bilgisinden kastım ne? Toplama, çıkarma, çarpma, bölme ve bununla ilgili temel işlemlerin yanı sıra ekstradan bir de çarpım tablosu bizim sürekli ayağımıza bağ olacak bilgiler. O yüzden konuları öğrenirken bunlar sürekli bizim karşımıza çıkacağından dolayı bunları öncelikle halletmek için çaba sarf etmeliyiz. Bir diğer ifade ne? Harfli ifadeler ile işlemler. Yani şimdi temel 4 işlemi yaptıktan sonra sayılarla bunun üzerine bir de ne katmak zorundayız? Harfli ifadeler. X, Y, A, B gibi kısımlar işin içine girdiğinde genelde gözümüz korkuyor. O yüzden bunlarla da biraz barışmaya çalışmalıyız. Hemen üzerine denklem çözme yöntemlerinden biraz bahsedeceğiz. Neden? Çünkü artık temel 4 işlemlerin yanına harfli ifadeleri kattıktan sonra birinci dereceden bir bilinmeyenli ve iki bilinmeyenli denklemler çok fazla çıkacak karşısına. Bunlar her konuda çıkacak. O yüzden bunlarla aramızı düzeltmeliyiz. İşte yok etme metodu, ondan sonra yerine koyma metodu gibi metotları halletmek zorundayız ki bunlar bizim ayağımıza bağ olmasın. Bunun üzerine ne yapmak zorundayız? Hemen ortak çarpan parantezini alma ve iki kare farkını söyleyebilirim. Bu niye önemli? Çünkü üslü ifadeler, köklü ifadeler, çarpanlar ayırma, denklem çözme, EBOB, ECOG veya işte faktöriyel gibi ifadelerin birçoğunda ortak çarpan parantezini alma sizin karşınıza çıkıyor. Veya sayı basamaklarında çıkıyor bazen. İşte bu en baştaki konularda bile bu temel ifadelerden dolayı sıkıntı yaşadığımız zaman baştan bir ön yargı koyuyoruz ve matematik bize hep uzak kalıyor. O yüzden bunları halletmek zorundayız. Bir diğer ifade ne? EBOB-ECOG hesaplama. Bu da en büyük ortak katını, en büyük ortak bölenini, en küçük ortak katını hesaplamamızı gerektiren sorularla sürekli karşılaşacağız. Yani EBOB-ECOG konusundan bağımsız diğer konularla da karşılaşacağız. O yüzden konuyu demiyorum ama EBOB-ECOG hesaplamayı öğrenmek zorundayız. İşte 4'te 6'nın ECOG'u nedir, EBOB'u nedir dendiğinde bunların hesabını yapabilmeliyiz ki bu bize sıkıntı çıkarmasın. Bir diğer son olarak ifade nedir? Sözel metni matematik diline dönüştürme. Şimdi bundan kastım nedir? Örneğin bir sayının 3 katının 2 fazlası dendiğinde bunu temel olarak denkleme dökebilmeliyiz. Bu problemlerin en başlangıcı ama bu bizi metin ile matematik arasındaki bağı kurmamıza yardımcı olacak ilk adım olacak. O yüzden bunları başlangıçta halletmeye çalışmalıyız. Çok detaylı, çok zor sorulardan bahsetmiyorum ama başlangıçta en azından matematiksel olarak, sözel metin, matematiksel olarak karşılığı nedir? Bunu bilmeliyiz. Bizim bunların tamamını yaptığımız zaten bir kamp vardı. Takip ediyorsanız onu biliyorsunuzdur. Hemen zaten onu da yansıtayım ekrana. Kanalımızı biliyorsunuz, ATC Akademi. Burada biz ne yaptık sizler için? Hemen şurada ekrana göstereyim. Sıfırdan matematik kampı yaptık. Şurada gördüğünüz gibi bu sıfırdan matematik kampında sizler için bütün bu az önce sözünü ettiğim, yani şurada hemen yansıtayım tekrar. 4 işlem bilgisinden bahsettik, harfli ifadelerden bahsettik, iki kare farkı ve ortak çarpan parantezini almadan bahsettik. Denklem çözme yöntemleri sizin için orada uzunca bir şekilde toparlamaya çalıştık. EBOB-ECOG hesaplama ve sözel metni matematik diline çevirmekten bahsettik. Hatta bir de üzerine grafik yorumlamaktan da bahsettik. Bu kampı özellikle sizlere tavsiye ediyorum. Eğer hala abone değilseniz zaten abone olun. Birazdan size 66 günde matematik kampımızdan da bahsedeceğim. Peki ilerleyelim. Birinci seviye matematiğim 0.
kısmını hallettik. Bu seviyeyi zaten bir üste taşıyacağız hepimiz. Taşıdıktan sonra ne yapacağız? Gelin biraz ondan bahsedelim. Eskiden iyiydim ama çok uzak kaldım diyorsanız. Bu matematikle ilgili benim eskiden bir sıkıntım yoktu. Yani temel olarak bilgilerim var ama uzak kaldım, işin ayrıntısını bilmiyorum diyenler için biraz daha önemli. Şimdi burada yapmamız gereken şey ne? Burada öncelikle hangi sınav hazırlanıyorsak, bu DGS olabilir, KPSS olabilir, ALES olabilir, TYT olabilir, MSV olabilir, fark etmez. Öncelikli olarak o sınav türünün bir denemesini yapmalıyız. Evet, uzak kaldık ama ne kadar uzak kaldık ve şu anki durumumuz ne? Biraz bunu öğrenmek zorundayız. Bunu yaptıktan sonra da tüm konuları atlamadan çalışmalıyız ve haftalık mini denemelerle gelişimimizi izlemeliyiz. Mini denemelerden kastım nedir? Biz bunu kanalda sürekli yapıyoruz biliyorsunuz. Üyelerimize özel biçimde haftalık olarak her yıl mini deneme yapıyoruz ki bu yıl da yapacağız. Bir yıl 30 tane mini deneme hazırladık sizler için. Mini deneme şu, o zamana kadar çalıştığınız konuları içeren bir mini deneme yapıyorsunuz ve bu mini deneme o konuların sizde ne kadar zihninize oturup oturmadığını size gösteriyor. Genel tekrarları bu şekilde, konu tekrarlarını bu şekilde yaptığınızda süreçte hem yeni konuları heybenize eklemiş oluyorsunuz, aynı zamanda geçmişte işlediğiniz konularda unutulmuş olan kısımlar varsa bunu hallediyorsunuz. Ya da eksik ya da sıkıntılı bir şekilde öğrendiğiniz kısımlar varsa bunları da telafi ediyorsunuz. Ama her ne olursa olsun bu süreçte programlı çalışmak zorundasınız. Ekranları yazdığı gibi programı mutlaka en başta kurmalı ve haftalık olarak revize etmelisiniz. Yapacağınız şey, kısaca özetlemek gerekirse, öncelikle bir deneme yapıyorsunuz başlangıçta ve o anki seviyenizi görüyorsunuz. Sonrasında hiçbir konuyu atlamadan ben o konuda iyiydim, şu konu zaten güzeldi bende, şu konuyu zaten ben yaparım gibi şeylere girmeden bütün konuları tekraren hepsini sanki ilk defa görüyormuşçasına oturup bütün ince ayrıntılarını öğreniyorsunuz ve haftalık programla yapıyorsunuz bunu ve her haftanın sonunda bir mini deneme yaparak geçmiş haftaları ve o haftayı bir muhasebesini yapıyorsunuz çok kısaca ve ona göre yeni haftanın programını hazırlamış oluyorsunuz kendinize. Bir seviye öteye geçelim. Matematiğim iyi, ben konuları biliyorum ama hızlı değilim diyorsanız o zaman ne gibi sıkıntılar vardır? Gelin biraz bundan konuşalım. Şimdi bazı konularda eksiklikler olabilir. Bununla alakalı, hızla alakalı problem belki bundan kaynaklanıyordur. Ama bunu nasıl öğreneceğiz? Bunu ise konu tarama testleriyle öğreneceğiz. Konu tarama testlerini çözmeliyiz ve bu testlerde %70-%80 arası başarı sağlamalıyız ki biz o konuyla alakalı sıkıntımız yok diyebilirim. Eğer bunda bir sıkıntı varsa o zaman konu eksiğimiz var ve biz bunun farkında değilizdir. O yüzden hızlanamıyor olabiliriz. Bu bizi geciktiriyor olabilir. Bir başka denemelerde süre soru uygulaması. Bu da önemli. Süre soru uygulaması nedir? Süre soru uygulaması ne kadar zamanda ne kadar soru çözdüğünüzü size gösterir. Yani bir denemede örneğin DGS üzerinden konuşayım. 50 soru varsa, KPSS üzerinden 30 soru varsa ilk yarısını ne kadar zamanda, ikinci yarısını ne kadar zamanda çözdüğünüzü görmelisiniz. Bu sizin kondisyonunuzun ne kadar iyi olduğunu gösterir veya ne kadar aksamalar olduğunu size gösterir. Belki siz kondisyonunuz iyi olmadığından dolayı zihniniz yoruluyor ve işlem hataları veya yavaşlamadan dolayı yeteri kadar sınavın ortalaması olarak söylüyorum, hıza erişemiyorsunuz. Bütün bu durum bundan da kaynaklanıyor olabilir. Yapacağınız şey, kısaca özetleyeyim. Konu testlerinde veya konu tarama testlerinde hedeflemeniz gereken %70-%80 arası başarı. Yani örneğin 10 tane soru varsa 7 ya da 8 tane neti hedeflemelisiniz ki ben o konuyla alakalı eksiğim yok diyebilirsiniz. Bu önemli. İkincisine süre soru uygulaması yapmalıyız. Yani ilk yarısını ne kadar zamanda, ikinci yarısını ne kadar zamanda çözdüğünüzü bilmelisiniz. Ve son olarak da kondisyon çalışması yapmalısınız. Kondisyon çalışması ne? Bir oturumunuzun süresini giderek arttırmak durumundasınız. Bu çalışmayı yapacaksınız. Yani siz hiç kalkmadan ve hiç sınavdan başka ya da soru çözerken kitaptan başka hiçbir şeyle ilgilenmeden, yani gerçek sınav ortamında yaptığınız gibi ne kadar uzun süre soru çözebildiğinizi kendinize göstermelisiniz ve bu süreyi arttırmalısınız. Bu 30 dakikayla başlar, sonra 45 dakika, 60 dakika, 75 dakika, 90 dakika diye gider.
Ortalama bir sınav süresi zaten 2 saat. Yani sizin işiniz aslında 2 saat boyunca hiç ama hiç kafayı kaldırmadan aynı hızda soru çözebilmeyi zihninize ve bedeninize öğretmek. Bunu yapmanın yolu da biraz daha kısa adımlarla, biraz daha küçük zamanlarla bunu yoğunlaştırarak aşama aşama arttırmaya çalışmak. Matematiğim iyi ama hızlı değilim diyenler için de bunu önerebilirim. Ve son olarak, hiç eksiğim yok, sadece deneme çözüyorum diyen kardeşlerimiz var. Ne yapmalıyım diye sorarlarsa hemen onlara cevap vereyim. Bu söylem bence zararlı bir söylem. Senenin başındayız ve geçen sene 3-5 puanla istediğimiz yeri kaçırdık. Bu sene araya en azından zaten 2-3 ay girdi. O 2-3 ay önceki biz değiliz. Sonuçta sınav bittikten sonra bir ara verdik. Ve o kondisyonumuz, o hızımız sınavdan önceki gibi değil. O yüzden bu bizi yanıltabilir. Peki ne yapacağız? Ne kadar çalışırsak çalışalım, daima bir yerlerde eksik olabileceğini bir kere zihnimizi inandıracağız. Hiçbir zaman kendimizi tam hissetmemeliyiz. Olmuş hissetmemeliyiz. Bu bizim motivasyonumuzu çok ciddi derecede kırar. Konu eksiğimiz illaki vardır. Konu eksiğimiz varsa ne yapacağız? Bununla alakalı yine haftada bu başlangıçtan bahsediyorum. Yani sezonun başında haftada bir deneme çözün ve bu denemeye göre kendinizi biraz daha zayıf hissettiğiniz konuların tekrarını yaparak ve birkaç tane konuyu seçip onlar üzerinden karışık soru çözerek çok daha sağlıklı ilerletirsiniz. Neden? Çünkü bir deneme çözerken ortalama olarak her konuya sadece bir soruluk değinebiliyoruz. Ve dolayısıyla o konuyla ilgili seviyemizin fotoğrafını bir soruda çekemeyiz. Bu yüzden ne yapacağız? Birkaç tane soru çözeceğiz ki bunlar da test oluyor zaten biliyorsunuz. Çok daha net bir şekilde zihnimizde o konu otursun ve çok daha kolay bir şekilde öğrenmeyi tamamlayabilelim. Bunlarla ilgili ne yapacağız? Tamamını sizlere çok çok daha güzel biçimde bu yıl anlatabileceğimiz bir kampa başlıyoruz. O kampın adı 66 günde DGS, KPSS ve ALES kampı. Bu kampta ne yapacağız? Bu kampta sizler için, şu an ekranda görüyorsunuz, bu kampta sizler için en başından bütün seviyelerin en üste taşınacağı biçimde tasarladığımız bir program uygulayacağız ve gün gün bu videonun altına da açıklama kısmına bu gün gün bu kampta neler yapacağımızı sizlere anlatacağımız bir slide hazırladık, bir PDF hazırladık, onu da paylaşırım. Hepsini başlangıçtan itibaren programı siz de göreceksiniz ve bu programla beraber sene sonuna inşallah hepimiz hayallerimize kavuşmuş vaziyette, hedeflerimize ulaşmış vaziyette inşallah sene sonunu getireceğiz. Peki şimdiye kadar dinlediyseniz çok teşekkür ederiz. Eğer abone değilseniz abone olmayı ve beğendiyseniz beğenmeyi lütfen unutmayın diyelim. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.